Oo, bu ne sabah köründe ya? Ah, şimdi benim sarı kızım olacaktı burada. Ne güzel yerdi bu otları. İyi olur vallahi. Biz de ot yolmaktan kurtulurduk. Hadi beyler, bırakın çançanı da bitirelim şu işi ya. Daha revire gideceğim. Kızlar beni merak etmiştir. Kızlar? Çiğdoşla Alev. Oğlum sen iyice azdın. Allah sonunu hayretsin babacan. Başımıza gelecek var ha. Ben diyorum sabahları çay iç diye ama içmiyor. Terlikse hayvanatta gözle görülür bir şap eksikliği var. O balık abi değil mi o ya? Çavuş. Ya balık abi, her gün sana aynı şeyi demekten bıktım ama. Gelmiyor mu? Canın sağ olsun be. Ne yapalım? Hayırlı sabahlar balık abi. Merhaba çocuklar, hayırlı sabahlar. Ula başlayacağım şu kartopun tribünü ha. Gelmiyor değil mi? Yazık vallahi. Adam bir haftadır her gün gidip geliyor. Şuna bak. Sabahın köründe burada. Keşke benim abim olsaydı. Ne güzel sarılırdım yumuşacık. Sana sarılsam? Uzak dur, çarparım elimi tersine. Hocam. Ha. Sana da şap lazım galiba. Hadi ben mutfağa gidiyorum, daha salata yapacağım. Gelsene, sen de doğruyum ya niyetine. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bırakın dalgayı beyler. Oğlum kartopunu nasıl ikna edeceğiz onu düşünün. He vallahi. Abin hastaymış mı desek? 2 ay ömrü kalmış diye ha? 2 ay sonra ne olacak? Kardeşiyle barışmanın mutluluğuyla ölür bari. Allah Allah. Oğlum niye öldürdünüz adamı şimdi? Şaşkın öyle deme. Yahu kardeşim hiç olmasa kardeşiyle barışmış olur. Öldü lan. Takdiri ilahi ne yapayım? Ya madem at yüzünden bozuşmuşlar, versin geriye atını, olsun bitsin. Ne dedin sen, ne dedin, ne dedin? Vallahi bir şey demedim. Dedi, dedi, duydum dedi. Dedin, dedin. At dedin, atma. Demedim. Lan var ya. Ya bazen en basit şey bile insanın aklına gelmiyor işte. Hepimizden akıllı çıktı lan bu. Gel buraya öpeceksin. Ama Arıza abi sen gene Arıza abla oldun. Oğlum alnından öpeceğim. Gel buraya. Kurtar beni. Gel buraya öpeceğim bak. Batu bak, buradaki çimenler rezik. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Burada bir yerde uyuyor olmalı. Bulduk uyku cüceyi. Asker! Emret komutanım! Aman ne komut. Ne yaptın saçına sen öyle ya? Boyattım. Fena mı olmuş? Yok, yakışmış. Ne gülüyorsun? Ya sizin işiniz yok mu? Ne dalga geçiyorsunuz benimle? Çok komiksin de ondan. Ya tamam hadi sen böylesin. Nefato sen niye buna uyuyorsun? Hak ettim vallahi. Yalanın cezası çok daha fena olabilirdi. Ya ama işte şey... Boş ver, zorlama kendini. Öğrendik neler olduğunu. Meğer geceleri uykusuzluğunun nedeni ruhsal durumlar değil, kalpsel mevzularmış Seyficiğim. Ya iyi de ama hani bildiğiniz gibi değil. Değildir, değildir. Ya Seyfi aklını mı yedin sen? Nasıl kaçarsın her gece her gece? Hay ya yakalanırsan? Vallahi nasıl bir kızmış ki bu? Askerliğini yakmaya göze alıyorsun. Ya işine karışıyor gibi olduk. Kusura bakma. Yok yok. Haklısınız. Ne diyeyim? Lafımızı dinle, geceleri kaçma yeter. Ne komutanım. Ama şu anda seni abin gibi dinliyorum. Sağ olun komutanım. Aferin be. Tosunum benim be. Yaptın yine beyin fırtınası. Yıktın ortalığı be. Vallahi nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Zekiyim tabii. Bir anda aklıma geliveriyor. Eyvah ki ne eyvah. İyice havaya girdi bu şaşkın. Girecek oğlum tabii. Süper bir fikir üretti herifçi oğlu. Orada dur. Senin saç boyama fikrin 10 numara bence. Vallahi öyleydi da. Niye tutmadı anlamadım. Oho. Keyfe bak. Biz 5 dakika bahçeye çıkalım diye takla atıyoruz.
Adamlar el cepte dolaşıyor ya. Ula uşağım, sağa kim yazıcı ol dedi ki? Bak aklıma yeni bir fikir geldi. Söyleyeyim mi? Söyle Tosun'um. Sen konuş. Gün serin günün. Aklın açıldı, durmuyor. Bak Mehmetciğim. Arıza bir diploma almak için çalışıyor ya. O arada sen de bilgisayar kullanmayı öğren. Askerliğinin bitmesine daha bir sene var. Hem yanına yardımcı alırsın. Nasıl? Vay. Hiç fena fikir değil ha. Arızalı printer Junior. Sen daha fazla o güzel beynini yorma Tosun'u. At güzeldi, orada kal. Ne atı ya? Sürpriz. Sürpriz at. Sürpriz vallahi anlatamam. Anlatırsam ne oluyor? Olmuyor. Oh, bu koku kimden geliyor be? Bendendir. Yeni parfüm aldım, beğendiniz mi? Güzel mi? Kadın kokasınız kokusu gibi. Ne diyorsun be sen? Ha? Ne diyorsun sen? Manyak. Yine bana kaldın değil mi? Ha? Uşağım senin bu aralar kozmetiğe çok para harcar oldun. Nedir durum? Alev hemşireyi tavlama operasyonları. Bak. Aman be abi ya. Ulan bırakın da bir tanesi bizim tuzağımıza düşsün ya. Ona da mail attım. Böyle böyle işler kıdemli oluyor Vedat'cığım. Sen terliklerini yemeye devam etsene. Çok komik, çok komik. Evet, çok komik. Vallahi babacanlar. Bana sorarsanız dost acı söyler. Alev hemşire ikinize de yüz vermez. Hadi be. Sana öyle geliyor olmasın? Çok sık oynatır. Allah'tan kız değiliz ha. Ferit'in eline geçen de kurtulamıyor maşallah. Maşallah yani, maşallah. Yürüyorum. Kurtulamaz tabii. Bizim de kendimize göre bir şeyimiz var yani. Bence zor uşağım. Görüşürüz. Vallahi bence Alev hemşire senin bildiğin bu kızlara çok benzemiyor be Ferit. Ha? Tabii canım. Bana bile yüz verdi. Lan bir kere kızlar yüz vermez. Yüz zorla bulur. Hatun tavlamak bir sanattır ya. Yetenek ister. Ne bileyim öyle basit indirgenecek bir şey değildir yani. Siz olayları basit indirgiyorsunuz. Allah Allah. Nasıl bir sanatmış o? En güzel sanat. Üç altın anahtardan oluşan kadının kalbini kazanma sanatı. Üç altın anahtar mı? O ne be? Kadınların kalbinin kapısını açan üç altın anahtar. Garantili. Uşağım söyle de biz de sebeplenelim. Şu kapıları biz de açalım Feri. Bir iyiliğin dokunsun be buddy. Karar verdim. Ben de anahtar istiyorum. Peki tamam. Yalnız kıymetinizi bilin. Şimdiye kadar hiçbir sapı açıklamadım ona göre. Aslanım uşağım yürü be. Eyvallah. İlk anahtarımız para beyler. Para. Saçacaksın parayı. Lükse boğacaksın, zengin görüneceksin. Çok önemli. Mesela orkide diye bir çiçek var. Bu en pahalısı. Biliyorum. Şöyle hani. Onlardan göndereceksin devamlı. Yani kadınların en sevdiği çiçektir bu. Yani kısacası kadının kalbine giden en kısa yol erkeğin cüzdanından geçer. Bunu bilin. Yapma ya. Beni param için sevecek kadını istemem. Ben bir Alev hemşireyi tavlayayım da. Neyimi severse sevsin. Umurumda bile değil. Vallahi babacan. Bak senin bu anahtar her kapıyı açmaz. Benden söylemesi. Göreceğiz. Açıyor mu, açmıyor mu?